Osmanlı Safevi mücadelesinin savaşlarının sebepleri. Bunun ilki Safevilerin Batı Türkistan'da Kafkasya'yı ele geçirip Karadeniz'e çıkma hedefinde olmaları. Onlar bu yolla Batı Türkistan'ı ve Kafkasya'yı ele geçirdiklerinde Karadeniz'e çıkacaklarını düşünüyorlardı, hedefliyorlardı. Osmanlılar ise Kafkasya'yı ele geçirip Hazar Denizi'ne ulaşmayı istiyordu. Böylece hem Safevilerin Kafkasya, Batı Türkistan'a yayılmalarını engelleyeceklerdi, hem de Rusya'ya güneye inmesi engellenmiş olacaktı. Diğer bir sebep ise her iki devletin de İpek yolunu, ticaret yollarını kontrol altına almak istemesidir. İran'dan geçip, Safevi toprağı olan İran'dan geçip, Osmanlı toprağı olan Türkiye'de devam eden İpek yolunun bunun ticaret yollarını her iki tarafta kontrol altına almak istiyordu. Üçüncü bir sebep ise Safevilere bizzat has olan bir sebep. Safevilerin yayılma yolu Şii propagandası yoluyla karşıtlar çıkarmaktı. Bunun için de Anadolu'da Şii propagandasıyla karşıtlar çıkarıyorlardı. Bu da tabii ki Osmanlı Devleti'ni onlara karşı savaşa sevk etmiştir. Osmanlı-Safevi mücadelesinin gelişimi. İlk aşamamız 1514 tarihli Çavran Zaferi'dir. Bununla ilişkiler başlamıştır Yavuz Selim dönemi. İkincisi, Kanuni döneminde yapılan ilk resmi anlaşma olan 1555 tarihli Amasya Antlaşması. Üçüncüsü, 2. Şah İsmail İran'da Safevilerin başındayken Osmanlılarla yaptıkları yapılan savaş ki bu savaşta bir yandan Osmanlılara karşı olumsuz savaş faaliyetleri vardı. Anadolu'da Şii propagandası yapıyorlardı ve doğudan da aslında Şeybanilerin baskısı altındaydılar. Bu durumda Osmanlı Devleti 1578'de karşı saldırıya geçti. Safevilere savaş açtı. 1590'a gelindiğinde Hazar Denizi'ne kadar olan yerlerin hepsini Gürcistan, Şirvan, Azerbaycan, Dağistan vesaire ele geçirdi. Safeviler doğudan da az önce bahsettiğim gibi Şeybanilerin baskısı altında olduğu için Barış Antlaşması'nı kabul etmek durumunda kaldılar. Bu Ferhat Paşa Antlaşması şekilde de gördüğümüz gibi zirvedir. Osmanlı için doğudaki en geniş sınırlarıdır, zirvedir. İran bu anlaşmayla Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul etmiştir. Bir sonraki aşamamız 1612 tarihli Nasuh Paşa Antlaşması'dır. Safeviler 1. Abbas döneminde tekrar kendilerini toparladılar. Osmanlı gibi daimi tüfekli askeri birlikler kurdular, askeri bir sistem kurdular. Bunlar da kalmadılar. Osmanlı üretimi için temel maddelerden olan ipeğin Osmanlı'ya ihracını yasakladılar. Osmanlı da buna karşılık verdi. Kıymetli madenler ve bakır Safeviler için, İran için önemliydi. Onun ihracını yasakladılar. Osmanlı diğer taraftan içeride Celali isyanlarıyla, Batı'da Habsburglara bağlı olan Avusturya ile mücadele etmekteydi. Bunu fırsat bilen Safeviler saldırıya geçtiler. Şirvan, Azerbaycan, Gürcistan'ı Osmanlı'dan geri aldılar. Osmanlı Celal İslamlarına basıldıktan sonra tekrar saldırıya geçti. Safeviler yenildiler ve barış istemek zorunda kaldılar. Böylece 1612 tarihli Nasuh Paşa Antlaşması imzalandı. Bu Nasuh Paşa Antlaşması şekilleri gördüğümüz gibi bunda asıl kabul edilen sınırlar, asas kabul edilen sınırlar 1555 tarihli Amasya Antlaşması sınırlarıdır. Bu anlaşmayla Safeviler 200 deve yüküyle ipek vergi vereceklerdi. Ancak bir sonraki aşamaya geçideyiz. Safeviler İran vermesi gereken ipeği göndermeyince ilişkiler yeniden bozuldu. Savaşlar, çatışmalar oldu. Nihayetinde 6 yıl sonra bu çatışmalar, savaşlar sona erdi ve 1618'de Serap Antlaşması imzalandı. Serap Antlaşması'yla İran, Safeviler
yüz deveyi ipek göndermeyi kabul ettiler. Ancak yine savaşlar çıktı. 1623'te çünkü Safeviler İran, Bağdat'ı yani Irak'ın hepsini kastediyoruz burada. Çünkü o günkü anlayış o şekilde. Bağdat derken sadece Bağdat şehri değil. Bugünkü Irak'ın çoğu kısmı içinde olacak şekilde bir eyalet Osmanlı için bunu işgal ettiler. Osmanlı buna karşı çeşitli girişimlerde bulundu. Ancak bunlar sonuç vermedi. Sonuç vermeyince 4. Murat 1635'te meşhur Revan seferine çıktı. 1635'te Revan'ı aldı. 3 yıl sonrası 1638'de de Bağdat'ı ele geçirdi. Bu durum karşısında Safeviler barış demek zorunda kaldılar ve 1639'da meşhur Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalandı ki bu antlaşma günümüze kadar Türkiye-İran, Osmanlı-İran arasında sınırda esas kabul edilen anlaşmadır. Uzun süreli bir barış dönemi başlatmıştır. Bundan sonra her ne kadar çeşitli küçük çaplı savaşlar olmuşsa da bunlar küçük çaplı olmuş ve neticede asıl kabul edilen Kasr-ı Şirin Antlaşması sınırları olmuştur. Bu antlaşmayla Bağdat, Basra, Şehri Zor da Osmanlı'da kaldı. Revan ise Safeviler'de kaldı. Safeviler bunun yanında eskiden çok saldırı yaptıkları Kars, Ahıska, Van'a saldırmamayı kabul ettiler. Bununla yaklaşık olarak bugünkü sınırlar çizildi. Bu doğal sınırlar olduğu için de kalıcı olmuştur. Çünkü tarihte kalıcı olan sınırlar genelde ırmak, sıra dağlar veya dağ gibi doğal sınırların olduğu yerdir. Burada da Zagros dağlarının doğusu İran Safevilere, batısı da Osmanlı'ya kalacak şekilde bir sınır ayarlaması yapılmıştır. Yine bu anlaşmayla ticari yasaklar da kaldırıldı. İpek ticareti, değerli madenler ticareti başladı. Ekstra bir notumuz da şudur. Osmanlı Devleti Safevilerle olan bu savaş nedeniyle Avrupa'daki 30 yıl savaşlarından faydalanamamıştır.